Zamanın ötesinde bu çocukların ortaya koyduğu mücadele ve tabii ki geçen hafta aldığımız o gerçekten bizi yansıtmayan, bizim biz değildik o maçta. Bunun bir telafisini yapmamız gerekiyordu. Kendimize özgüvenimizi tekrar kazanmamız gerekiyordu. Maç kazanabileceğimizi, gol atabileceğimizi göstermemiz gerekiyordu. Çünkü ligde şu ana kadar oynadığımız maçlarda sadece 2 gol atan bir takım var. Ve yani son maçta özellikle yeniden 5 gol bizi gerçekten çok üzdü. Benim çok canım acıttı. Yani ben hayatımda hiç böyle bir mağlubiyeti almamıştım. Hafta başından beri oyuncu arkadaşlarıma da şunu söyledim. Maçı kazanmanın yanında tekrar kendimizi kazanacağız. Kendi özgüvenimizi kazanacağız. Çünkü biz o değildik. Biz ne olduğumuzu herkese Urfa maçında göstereceğiz diye. Onlar da Allah razı olsun. Olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. Ne istediysek fazlasını yaptılar. Yani söyleyecek tek kelime hepsi harikaydı. Hepsi muhteşemdi. Hepsini alnından öpüyorum. Hepsine teşekkür ederim. Hocam bir 30 dakika gerçekten Samsunspor'u böyle hiç görmemiştik. Topa basan, ileride pozisyonlar bulan. Daha sonra golden sonra, penaltıdan sonra takımda sanki böyle bir çözülme oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi 30 dakika kadar Canberk'in oyunda olduğu süre içerisinde hem Halil İbrahim hem Canberk, sol taraftan Murat'la çok ciddi rakip üzerine gidebildik. Çok etkili olduk rakipte. Bizim o etkinliğimiz karşısında çok fazla bizim üzerimize gelemedik. Zaten maç boyu pozisyonları yok. Tabii ki gol yediği zaman bu takımın bir kırılma noktası oldu. Biz bugün o kırılma noktasını da kurtardık. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz günden beri Antep maçı ilk yarı çok iyi oynamışız. İkinci yarının hemen başı yediğimiz gol. Bu takım gol atamamanın verdiği bir travmadan dolayı gol yiyince sanki maçı kaybedeceğiz. Artık biz gol atamayacağız psikolojisine giriyordu. Bugün onu da kırdık. Çok şükür yani gerçekten bizim için çok olumlu sonuçlar getiren, hem 3 puan getiren, hem özgüvenimizi geri getiren, hem moralimizi geri getiren çocukların neler yapabileceğini gösterdikleri bir maç oldu. Ben çok çok memnunum. Yani gerçekten böylesine kötü ve ağır bir yenilgiden sonra çok kısa sürede toparlanıp bu kadar olağanüstü bir mücadele ortaya koymak çok kolay bir hadise değil. Yani o yüzden hepsini yani hepsi aslan gibi oynadılar ki biz çok kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz. Yani kulübeden oyuna müdahale edecek şansımız dahi yok. Buna rağmen çocuklar belki şimdi 2 gün yataktan kalkamayacaklar yorgunluktan ama evet. Değdi. Sonucu güzel oldu. Allah da nasip etti. Çünkü Allah yani içimden 90. dakika o frikiyi kullanırken dua ettim Allah'ım dedim. Sen çalışanın hakkını her zaman verirsin. Biz bugün hak ettik dedim. Bu çocuklar bugün hak etti. Çok şükür duamız kabul oldu. Allah nasip etti. Golümüzü attı. Ve bunun yanında çok da gol kaçırdık yani. İlk yarı kaçırdık. İkinci yarı en son Alper'in kaçırdığı pozisyon var. Olacaktı bugün. Ve oldu. Çok mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. Tekrar. Ben de teşekkür ederim. Hakem hakkında... Benim bir sorum olacak hocam. Alper'in için ne düşünüyorsunuz? 90 dakika oyunda tuttunuz. Alper'in şu anda zaten onu oyunda tutmaktan başka şansım yok. Bence olağanüstü mücadele etti. Evet, hata yapabilir, top kaybedebilir. Bu çocuk santrfor değil zaten. İnsanlar bunu anlamıyor. Bu evet, evet. Samsunspor'a geldiğinde, Yolspor'dan gelmiş herhalde, ön libero olarak gelmiş. Bu çocuk devşirme olarak orada oynatılıyor ve bana göre bir santrforun yapması gereken her şeyi mücadele anlamında eksikleri var. Genç oyuncu, tecrübesiz oyuncu, yerini bilmiyor. Yavaş yavaş öğrenecek. Bana göre yani onu buradan tesise kadar sırtımda taşısam evet. Vallahi gam yiyorum. Öyle söyleyeyim. Hepsini. Teşekkürler hocam. Kazanacağız dedim sana başında. Hadi. Ben yaşımın itibarıyla. Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olun. Öncelikle ilk takımda tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Tabii bizim açımızdan yine tarihsiz bir son oldu. Beklemediğimiz bir son oldu. Onun adına üzgünüm. Onun ötesinde söyleyeceğim şudur ki buradaki genç çocuklar ve bizler sevdiklerimizden uzak mücadele ediyoruz. Sevdiklerimizden ayrıyız. Hobilerimizden ayrıyız. Arkadaşlarımızdan ayrıyız. Bir alın ter ettiriyoruz. Emek harcıyoruz. Ben Süleyman Hocam'ı çok takdir ediyorum. Çok takdir ettiğim bir insan. Eminim ki bu maçı tekrar izlediği anda yani bunu rakip takımın arkadaşlarımızın başarısını küçümsemek anlamında kesinlikle söylemiyorum. Ama iki tane oyuncusunun oyun ihracı olması gerekiyor. En basit şekliyle söylüyorum. Onun ötesinde tabii ki Samsunspor eksikleri olan bir takım. Kendine göre devre arası hazırlıklar yapacak. Biz de sıfırdan oluşan bir kadroyuz. Bizim de eksiklerimiz var. Özellikle hücum hattında eksiklerimiz var. Ne olursa olsun bu mücadelenin karşılığı puansız olmamalıydı. Puan alamadığım için çok üzgünüm. Ama bir kez daha söylüyorum. Ben Süleyman Hocam'a yakıştıramadım. Bu misal kanıyor.
özellikle penaltılar konusunda mı söylüyorsunuz? Ben tam olarak yoksa kırmızı kart görecek sanmıyorum. Kırmızı kart pozisyonunda iki tane oyuncu var. Çift sarı karttan kırmızı kart görecek. Net. Hani fazlasını demiyorum. Hatırlıyor musunuz o pozisyonları? Biz de bilelim ona göre belki. Yine Halil İbrahim'in yani o pozisyon çift sarıdan bir de orta sahadaki oynayan arkadaşımız vardı. Yapmış olduğu faul var. Üst üste yapmış olduğu kesin yani. Bizim marka gösterdiği sarı kartı eğer sen sarı kart olarak değerlendiriyorsan ona direkt kırmızı kart göstermen lazım. Bırak sarıyı. Yani niçin diye söylüyorum efendim? Sarı kartlı faul. Sarı kart. Yani çift sarıdan kırmızı kart olacak. Yani şimdi bütün bunlar sahada emek veren, alın teri harcayan genç çocuklar bunlar. Bizim çocuklarımız yani. Şunu samimi olarak söylüyorum. Bir kez daha diyorum ki hak etmediğimiz bir puan zaten bizim için yok hükmündedir. Ne söylüyorum? Süleyman Hoca gibi tecrübeli bir hakemin daha çok adalet dağıtması gereken bir insanın bu tarz faulleri, basit faulleri atlamaması gerekiyordu. Onun adına çok üzgünüm. Tabii ki bu rakip takımının genç çocukların vermiş olduğu mücadeleyi küçümsemek anlamında kesinlikle değil. Eğer adil bir çizgiden spor adamı gözüyle bakacak olursam ben yakıştıramadım. Ben o açıdan çok üzgünüm. Evet. Yani devre arası elbette ki bizim de eksiklerimiz var. Biz de eksiklerimizi tamamlayacağız, gayret göstereceğiz. Sizlere de başarılar. Sağ ol hocam. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun.